Herkese merhabalar sevgili dostlar. Son zamanlarda yapılan yorumlarda çok fazla talep gelen bir konu vardı. Yıl bitmeden paylaşmak istedim ben de. Vazgeçilmez erkeklerin kadınlar tarafından tercih edilen erkeklerin özellikleri. Bu konuyu hem kadınlar merak ediyordu hem erkekler. Özellikle son dönemlerde videolarımın altına yapılan yorumlarda erkeklerin de kişisel gelişime çok merak saldığını fark ediyorum. Hatta ilişki konularında kendilerini geliştirmeye çalıştığına şahit oluyorum. Bu gerçekten çok ama çok önemli bir durum. Bu konuda atılan adımın büyük küçüğü fark etmez. Bir sıfırdan her zaman fazladır. Ama diğer yandan bazı yanlış algıları kabul eden, küçük bir azınlığın bakış açısını tüm kadınlara mal eden erkekler de yok değil. Bugün amacımız hem bu algıları bir kez daha kırmaya çalışmak hem de kişisel gelişim adına sağlam birkaç adım daha atmak. Hadi başlayalım hemen. Vazgeçilmez erkeklerin özellikleri nelerdir? Kadınlar hangi erkekleri tercih ediyor, hangi erkeklerden vazgeçemiyor? Birinci maddemiz farkında olmak. Sevgili dostlar, aslında tüm videonun ana temasını içeren iki tane madde ardı ardına gelecek. Önceli farkında olmaya verelim. Nedir farkında olmak? Sevgili dostlar, herkesin belli özellikleri vardır. Kimisi çok merhametlidir, kimisi çok zekidir. Kimisi çok esprilidir, kimisi hoş sohbettir. Çalışkandır, sorumluluk sahibidir, gerçekten iyi seviyordur, gerçekten insanlara değer veriyordur. Bir tane iyi özelliği de olabilir, birden çok iyi özelliğe aynı anda sahip de olmuş olabilir. Ama önemli olan bunun farkında olmak. Bu özelliği ön planda tutmak. Kendiyle barışık olmak ve özgüvenli olduğunu göstermek. Çünkü bunun kadını, erkeği yok. Özgüvenli olmadan hiç kimseyi etkileyemezsiniz. İş görüşmesine gidersiniz mesela. Özgüvensiz bir görüntünüz olursa sizi hemen elerler. Şirketimizin aradığı kriterleri siz de bulamadık derler. Ama mesela özgüvenlisinizdir. Konuşurken etkilersin bu özgüvenli. Bir de araya sıkıştırırsın. Yabancı dilim yok ama bilgisayardan çok iyi anlarım. Diğer yandan insanlara hitap özelliğimin iyi olduğunu düşünürüm. Karşımdaki insanın isteklerini hızlı anlar, hızlı cevap veririm. İyi özelliklerini parlattın mı ilgiyi çekersin hemen. Hatta çoğunlukla bu iyi özellik belki de eksik olan bazı özellikleri bile önemsiz kılabilir. İşte ikili ilişkilerin ve iletişimlerin hepsinde geçerlidir bu. İyi olduğunuz özelliğinizin ya da özelliklerinizin farkında olursanız, bunu özgüveninizle harmanlarsanız işte o vazgeçilmez olmanın ilk adımını atarsınız. 2- Farklı olmak Etrafınıza bakın dostlar. O kadar çok birbirine benzeyen kişiler var ki fotokopi makinesinden çıkmış gibi geliyor çoğu kez. Sadece tarz olarak bahsetmiyorum. Yani görüntü falan da benzer çoğu zaman. Ama sadece bunlar değil. Davranışsal olarak, beklenti olarak, bakış açısı olarak birçok konuda benzerlik taşır insanlar. Özellikle de erkekler. Mesela ilgilenir, ilgilenir erkek istediği olmayınca ya da olunca pat diye bırakır. Oturur ortamda kız arkadaşı vardır. Ya koyacağım ama bilmem nereye bu ne biçim hizmet diye verir. Sohbet tıkanır bazen. E ne diyorsun Messi'ye aldı kupayı. Bir trafiğe girer söylenir sinirli sinirli. Bu saatte çıkarttım bizi dışarı der. İlişkisi vardır ama sosyal medyada tüm bikinili kızların fotoğraflarını beğenmiştir. Şimdi bir sürü örnek var. Herkes aynı şeyleri yapıyor diyemeyiz ama çoğunluğun yaptığını hepimiz gözlemleriz. Bizim maddemiz ise farklılaşmak. Her erkek gibi değil de farklı bir erkek gibi davranabilmek. Azınlığın arasına girebilmek. Küfürü biraz uzak tutmak mesela. Sinirini yeri geldiğinde bastırabilmek. Sosyal medya kullanımına dikkat etmek ilişki esnasında. Karşı tarafı gelecek, üzecek iletişimlerden kaçmak. Gözlemleyin etrafınızı. Herkesten farklılaşabiliyorsa erkek sıyrılır o topluluktan özel olmaya başlar. Sürüden kopan, farklı davranabilen erkek vazgeçilmez olur. Bu arada söylediğim yanlış anlaşılmasın. Farklılaşmak amacıyla kendinizden tabii ki uzaklaşmayın. Karakterinizi değiştirmeyin. Ama gelişebilecek özellikler varsa küçük bir çaba ile ciddi bir fark yaratacağınızı da göz ardı etmeyin. 3. Korkusuzluk. Şimdi korkusuzluk maddemizi görünce hemen aklınıza şu gelebilir. Aa işte bir böcek görünce çekil ben hallederim korkusuzluğu. Issız bir sokakta yürürken merak etme ben yanındayım cesurluğu. Bunlar değil kastettiğimiz. Yine ucu özgüvene çıkan bir korkusuzluktan bahsedeceğiz. Mesela kaybetme korkusu aldatılma korkusu, istenmeme korkusu, beğenilmeme korkusu, vazgeçilebilme korkusu. Bu ve benzer korkular erkeği zayıf gösterir dostlar. Ve tarihte görülmemiştir ki zayıf bir erkek vazgeçilmez olsun. İmkansıza yakındır. Gücün önemini her yerde vurguluyoruz. O yüzden madde olarak bile koymadım. Korkusuz olmak da güçtür. Aldatılma korkusu yoktur mesela erkeğin. Kendine güveniyordur. O yüzden neden onlinesın bu saatte diye kavga çıkartmaz. Beğenilme korkusu yoktur mesela erkeğin. Kendinin farkındadır. İlk maddemizde söyledik. Hatırlayalım. Farkında olmak. Kadına beğeniyor musun beni? Özledin mi beni? Düşündün mü beni gibi sorular sormaz. Kaybetme korkusu yoktur. İlişkide üstüne düşeni yaptığına emin olduğu sürece birinin gitme ihtimalini getirmez aklına. Bu da ısrarı, kavgayı, küçük düşmeyi engeller. Dostlar, kadınlar korkusuz erkekleri severler. Korkusuz erkekleri vazgeçilmez olarak görürler. Çünkü bunların ciddi bir özgüven sonucunda olduğunu bilirler. Tabi bunu abartıp narsistlik boyutuna taşımaktan bahsetmiyorum. Ya da aldattıktan sonra aman o beni bırakmaz bakış açısı değil kastettiğim. Devam edelim. 4. Netlik, dürüstlük. Kadınların en çok yakındıkları konudan devam edelim. Netlik ve dürüstlük konusu. İkinci maddemizle de birleştirelim şimdi farklılık. Otomatik olarak vazgeçilmez noktaya gelinebiliyor böylece. Net olmak, dürüst olmak bir erkek için çok önemlidir dostlar. Ciddi bir soğuma sebebidir aksi çünkü. Mesela az önceki maddemizdeki beğenilmeme korkusu oluyor kişide. Beğenilsin diye başlıyor yalana. Ailesi hakkında yalan söylüyor, işi hakkında yalan söylüyor, eğitimi, bakış açısı her konuda. Sonra ne oluyor? Yalan söylediği çıkıyor. Yalanın cinsiyeti yok dostlar. Herkes de kötü duruyor. Fakat erkek de nedense biraz daha itici duruyor. Belki de ataerkil toplum olmamızdan, belki de hayatımızdaki baba, dede figürünün dürüstlükle çok örtüşmesinden dolayı yalan yakışmıyor erkeğe. Pembe yalan olsa bile örtüşmüyor dostlar. Vazgeçilir kılıyor, güveni sarsıyor. Ya hocam diyor bana, 3 yaş küçüktüm alt tarafı, büyütülecek bir şey mi? Bunun için ayrılınır mı diyor. Yahu diyorum olay yaş değil. Sen yalan söyleme potansiyelini gösteriyorsun karşındakine. Güveni sarsıyorsun. Netlik diyoruz mesela. Ciddi düşünüyorum, evlenmeyi düşünüyorum seninle diyor erkek. Sonra da ya şu sıra biraz sıkışığım ilerleyen zamanda tekrar konuşuruz diyor. Karşındaki insan için net değilsin artık. Bir öylesin bir böyle. İlişki başlarken flört esnasında mesela net olmadığında kaçıyor karşıdaki kadın. İlişki mi istiyorsun, takılmak mı istiyorsun? Ya da adını koymayalım, önce bir tanıyalım birbirimizi mi diyorsun? Ne deniyorsa densin ama net olunsun. Kadın bunu istiyor çünkü. Net olursan, dürüst olursan vazgeçilmez erkek oluyorsun. Hem de tartışmasız. 5 fedakarlık. Sevgili dostlar, bir kadının hayatında vazgeçilmez erkek olmak isteniyorsa bazı şeylerden ödün vermek gerekir. Ama bakın, çok ince bir çizgi var bu konuda. Fazla fedakarlık olursa da o zaman ceptesiniz demektir. Bir kadın için de, erkek için de bu böyle. Peki ince çizgiyi nasıl bulacağız? Kıvamı nasıl tutturacağız? Aslında basit. Hassas olunan konuşu. İlişkilerin gerekliliklerini yerine getirirken kendi alanlarını ihmal etmemek. Konuyu biraz açalım. Bir kadının sana ihtiyacı olabileceği anı bilip o an orada olmak. Doğru zaman doğru yer. Misal evcil hayvanı öldü. Ailesiyle tartıştı. Zor bir gün geçirdi. Ne yapacaksın? Canım benim halı saha maçım var. Sen de çok takma kafaya ölümlü dünya diyeceksin. Maça gidip 2 gol atacaksın ve sahanın yıldızı olacaksın. Sonra da nasıl vazgeçilir senden göreceksin. İşte anlatmak istediğim de bu. Doğru zamanda doğru yerde olabiliyorsan vazgeçilmez olursun. Özel bir erkek olursun. Fedakarlık görmek her insanı mutlu eder. Ama bir de kadın bunu kendi için yapıldığını görünce duygusal manada çok daha fazla yükselir. Ama dediğim gibi fazlası sakıncalıdır. Fazlası karşı tarafı fazla beklentiye iter. Görevin haline gelir hatta sıkça eleştirildiğin bir nokta verir. O yüzden anahtar cümlemiz şu. Doğru zamanda ihtiyaç anında doğru yerde olmak. 6- Gelişim Sevgili dostlar ben birçok videomda bu kurala yer veririm. Benim için çok önemlidir. Şu örneği veririm sık sık. Kullandığınız akıllı telefonlar bile belli seneler sonra inanılmaz gelişiyor. Ayak uyduramıyorsun yeri geldiğinde. Telefonun içindeki uygulamalar bile bir iki ayda falan güncelleniyor, yenileniyor. Her şey bu kadar gelişirken ben buyum deyip köşede beklersen olmaz. Geri kalırsın. Özellikle hayatındaki kadın ya da hayatına alacağın kadın gelişime açık biri ise belli süre sonra yetişeyim derken yorulursun. Ya da yeterli bulunmayıp oyun dışında kalırsın. O yüzden gelişimi bir dakika bile bırakmamalı insan. Sadece okul okumak falan değil bu bahsettiğim gelişim. Gündemi takip etmek, hobiler edinmek, bir şeyleri öğrenmek, bir şeylere ilgi duymak. İkinci maddemizi hatırlayalım. Farklı bir şeylere özellikle konuşacak konular bulabilmenin, karşındakini etkileyebilmenin ve belki de en önemlisi kendine alanlar yaratabilmenin sırrı buradan geçiyor. Gelişime açık olmaktan. Ama her konuda gelişime açık olmaktan. Kıyafet tarzı da buna dahil bir bakış açısı da. Gelişime açık olan, kendini geliştiren, güncelleyen, kendine bir şeyler katan erkek özel erkektir. Vazgeçilemeyen erkektir. 7. İstikrar. Sevgili dostlar bu maddemiz aslında çok önemli. Çünkü burada bu videoyu izliyorsanız kişisel gelişime meraklıysanız zaten bunların çoğunu yapıyorsunuz ya da yapmaya hazırsınız demektir. Süper. Videonun başında da dedim. Bu bile önemlidir insan için. Ama önemli olan kısım şurası. Bir kere değil devamlılığının olması, istikrarın olması. Bunların bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi. Farklı olmanın, gelişmenin, kendine güvenmenin, yeri geldiğinde fedakar olmanın. Hepsini bir yaşam tarzı olarak belirleyen, bunu duruş olarak gösteren, istikrarlı olan erkek değerli erkektir. Tercih edilen erkektir, vazgeçilemeyen erkektir. Sevgili dostlar, vazgeçilmez kelimesi geçen her yerde şu yorum muhakkak yapılıyor. Kimse vazgeçilmez değildir. Evet, haklısınız. Kimse vazgeçilmez değildir. Ama bence bazı insanlar kolay vazgeçilebilir de değildir. Önemlidir, özlenendir, istenilendir. Biz işte bu yüzden vazgeçilmez olmanın özelliklerini anlatıyoruz. Amacımız önemli olmak. Kolay kolay vazgeçilemeyen olmak. Amacımız vazgeçmek istemediğimiz ilişkimizde vazgeçilmez olmak. O yüzden bu kavramı vazgeçilmez olarak görmek yerine özel bir erkek olma çabası olarak görmenizi öneririm. Sevgili beyler için içeriklerimiz devam edecek. Yorum kısmında neler istediğinizi yazın ki istediğiniz konulara öncelik verelim. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.